Birincisini söyleyeyim. Evinizde mutlaka şunu yapın. Dört bir köşesine, her bir cephesine elinizi duvara koyun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu üç defa söyledikten sonra, bir kere de olur ama ben üç defa söylüyorum. Allahu Ekber diyerek elinizi vuruyorsunuz. Bunu evinizin her bir cephesine mutlaka yapın. Yani o kadar etrafı her tarafı yıkılmış, bina ayakta kalan binalar gördük biz. Riyot'ta her tarafı yıkılmış, bir odası yıkılmamış. Olduğu gibi sağ çıkmışlar. Bunlar haktır yani. Dolayısıyla biz bunu yapmak durumundayız. Evimiz zaten sağlam değilse bir an önce tedbir amaçlı yer değiştirmemiz lazım. Tedbirimizi almamız lazım. Sağlamsa da bir şekilde bunu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huve semî'ul alim. Hatta diyor ki bunu da mutlaka ezberleyin bu okuduğum duayı. Bir kişi okusa akşam sabaha kadar başına hiçbir şekilde tehlike gelmez. Sabah okusa akşama kadar hiçbir şekilde tehlike gelmez. Onun için mutlaka bunu siz okuyun. Şimdi evinizi yani bir kere sigortalayın. Nasıl sigortalayacaksınız? Allah Teala Celle Celaluhu tarafından o efendim duvarlarınızı mühürleyeceksiniz. Melekler tarafından mühürlenecek. Ve sigorta altına alınmış olacak. Ya malikel mulki el mulkü lillah. Bunu bir kağıda yazıyorsunuz. Evinize asıyorsunuz. Kapı tarafına asılırsa daha eftal olur. Ya malikel mulki el mulkü lillah. Tamam. Deprem ve sel gibi afetlerde okunacak dua vardı. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve e'udu bike bi azametike en uhtale min tahti. Bunu sürekli okuyalım. Efendimiz Kusesi Ruhu bir rüyada şunu tavsiye etmiş. Bütün herkese duyur. Günde bütün herkes 100 defa estağfurullah çeksin. Günde 100 defa herkes istiğfar çeksin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Cemî hatalarımızdan estağfurullah diye 100 defa çekeceğiz. Ve Efendimiz Kusesi Ruhu hala hayatındayken şunu tavsiye edilmiş. 450 defa günde Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu duaları okuyacağız. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki her kim Mü'min suresinin başından İleyhil Masîr'e kadar okuyup peşinde de ayet-i kürsüyü okursa sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir. Tüm depremlerden, bütün afetlerden muhafaza edilir. Nedir? Hamîm tenzilül kitâb minallâhil azîzil alîm gâfiriz zembi ve kâbiriz tevbi şedîdil ekâbi dittavbi lâ ilâhe illâhu İleyhil Masîr. Bunu okuyoruz. Akabinden ayet-i kürsü okuyoruz. Bir tane de Erbayne Lisiye'den dua var. O dualığında evin dört bir tarafına eğer yazılırsa bir kağıda yazacaksınız. Bunu dört bir tarafına asacaksınız. Yani cephesine. Dört bir taraf köşesine asacaksınız. Her kim bu ismi şerifi evinin dört bir tarafındaki dualara yazarsa Allah-u Teala'nın izniyle o ev depremden yıkılmaktan ve zararlı haşerattan muhafaza edilir. Muhafaza olur. Nedir o? Ya ali şerifu fevka kulli şeyin uluhur tifa'ihi ya ali diye bir dua var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okurdu. Yani diyor ki hadis-i şerifte kim ki oturduğu yere yani dağa çıkıyor insan değil mi? Efendim bir yerde oluyor, yılan geliyor ne bileyim her şey olabiliyor değil mi? Yani akrep olabiliyor. Özellikle Salih abi sen sürekli şehir dışına çıkıyorsun değil mi? Namaz vakti efendim sağa solda namaz kılabiliyorsun, yolda namaz kıldığın falan oluyordur illaki. Yani bulunmuş olduğu yere oturduğu halde bunu okursa diyor bulunduğu yerden kalkınca oradan ayrılıncaya kadar hiçbir efendim canlı hiçbir musibet ona zarar veremez diyor. Nedir o? Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min kulli şeytânin ve hâmme ve min kulli aynin lâmme. Tamam mı? Uzunu bu, kısası da şu an bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Bunu da inşallah okumanızı tavsiye ediyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Şu ayet-i kerimeyi çok okuyacağız. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Bu duayı çok yapacağız. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz bu duayı çok yaptı. Bu şekilde kurtuldu. Hasan Efendi Hazretlerimiz de şu zikri tavsiye etti. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken okumuş olduğu dua. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu efendim duaları çok çok okuyacağız. Rabbimize efendim tevbe edeceğiz. Bu şekilde Mevla Celle Celaluhu inşallah bizleri bağışlayacaktır ümidimiz.